Hocam çocuklarda tuvalet eğitiminden bahseder misiniz bir anne olarak? Yani şimdi şöyle tuvalet eğitimi evet hep bütün ailelerin baskı kurmalı mıyız hocam aslında? Ben yani çok fazla baskılıyorum gibi geliyor çok çünkü. Baskı istemiyoruz. Yani Evet. çocuğun hazır olduğunu hissettiğimizde tuvalet eğitimine başlamamızı istiyoruz. Genellikle ortalama 2 yaş civarında. Bu da kesin kural gibi değil. Hani 2 yaşından önce çocuk hazırsa tuvalet eğitimine genellikle bununla ilgili tam bir şey yok, karar yok. Hani öncesi başlayalım mı? Biz genellikle gördüğümüz öncesi başladığımızda ileride bir idrar kaçırma veya işte büyük tuvaletini kaçırma gibi sıkıntılar olabiliyor. Veya kabızlık gibi problemler oluşabiliyor. Genellikle biz ideal olarak 2 yaşını tercih ediyoruz. Ama bazen çocuklar 2 yaş geçmesine rağmen de tuvalet alışkanlığını oturtamayabiliyorlar. İşte bezden rahatsız olması, işte tuvaletini beze yaptığında gösteriyor olması. Veya biz ailelere şunu söylüyoruz. Yani siz her tuvalete gittiğinizde çocuğunuzla beraber hani oraya oturduğumuzda tuvaletimizin büyük tuvaletimizi ve yani küçük tuvaletimizi lavaboya tuvaleti yapmamız gerektiğini öğretmek, konuşmak ve çocuk rahatsız olmaya başladığında da eğitime başlamak gerekiyor. Yapılan hatalardan biri genellikle işte çocuk tuvalet eğitimine başladıktan sonra işte idrarını kaçırmaya başladığında veya büyük tuvaletini söylemediğinde hadi biz tekrar bez takalım. Asla bunu yapmamak gerekiyor. Hani başladıysak sonuna kadar beraber anneyle hani o aileyle çocuk arasındaki ilişkiyi kurup tuvalet eğitimini devam etmek gerekiyor. Mesela yapılan şeylerden biri gece bezlemeye devam edelim. Devam etmek. Hayır, Gündüz onu çok aslında normal bir önermiyoruz şekilde. Evet açıkçası. hocam. Çünkü çocuk uyandığında altında bez olduğunda başa dönebiliyor. Hani ne diyoruz? Evet bazen ilk dönemlerde altına kaçırmalar olabilir. Hani diyoruz ki yatağın altına işte koruyucular koruyarak. Hani yapabilirsin evet arada böyle olabilir. Ama biz gece tuvaletimiz geldiğinde uyanmayı öğrendiğimizde bu da geçecek diyerek. Çocuğu teşvik ederek. Bazen mesela büyük Konuşarak çocuk... aslında değil mi Evet, hocam? konuşarak, iletişim kurarak Evet bunu evet. atlatabiliriz ama en önemli kriter çocuğun hazır olması.